Esselamu aleyküm. Mühterem seyirciler. Hepiniz hoş geldiniz. Benim hiçbir davam yoktur. Sakıncam yoktur. Namus meselesi de yoktur. Bir maddi ve manevi çökmem. Konu orada. Başka bir şeye, başka şeye çekmeyin. Aldınız mı mesajı? Nereye çekmiyoruz? Yani bu evlilik sandığınız gibi yaşlı bir adamla genç bir kadının yaptığı bir evlilik, bir gönül ilişkisi değil. Bu bir. Değil mi? Efendim? Gönül ilişkisi yok arada. Yok. Yok öyle bir şey. Namus meselesi de yok. Anladın gibi bir şey de yok. Anladın mı? Gurur meselesi de yok. Ve lakin benim maddi manevi çökmemin karşılığı bu. Hadi başlayalım mı? Şimdi Ali Rıza Pamuk Gaziantep Nizip'te yaşıyor. Hayatını orada sürdürüyor. Ali Rıza amca daha önce iki evlilik yapmış. Bu evliliklerde ilk eşinden iki çocuğu var. Diğer eşinden çocukları yok. Çocukları da hayli büyük. İki çocuğunuz hayatta değil mi Ali Rıza amca? Çocuğum bir tanesi hayatta. Büyük olan size ömür öldü. Başınız sağ olsun. O da mesela, çok acı. Evet. Hanımlar da vefat etmiş. Hanımların ikisi de vefat etti. Hatta bu son ölen hanım 1,5 sene oldu. Siz öyle. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yalnız yaşıyordum. Tek başınıza? Tek yaşıyordum evin içerisinde. Sonradan bu Zeynep Hanım'ın dayısı... Dur bana... Zeynep'e gelmeden önce peki çocuğunun torunları var mı? Çocukları var mı? Yok. Oğlunun çocukları yok mu? Oğlumun 4 tane çocuğu var. 4 de ölenin var. Bunlar benden ilgilenmediler. Hiçbir ilgilenmedi. Sonra... Yalnız mısın? Yalnızım. Sonra bu Zeynep Hanım'ın dayısı bana şimdi yardımcı olmaya kalktı. Sen demişsin ki bana bir yol arkadaşı lazım. Yaşlıyım, 88 yaşındayım, biri lazım. Bu Zeynep Hanım'la seni kim tanıştırdı? Dayısı. Öz dayısı. Öz dayısı. O getirdi zaten bunları. Ne dedi getirirken? Ne dedi getirirken? İşte bunlar şimdi... O benim çok samimi bir arkadaşımdı dayısı. Bana yardımcı olmak için... Kadın da aradı. Olmadı. Sonradan gitti bunları getirdi. Bana telefonda... Amme dedi... Gözlerin aydın dedi. Yeğenim sana yardıma gelecek, bakmaya gelecek dedi. Bunların de, o Kasım'ın babası, anası da eskileri de bunun dedesi de ben tanıyorum. Aslında aileyi tanıyor. Şimdi Ali Rıza amcaya Kasım yani denilen arkadaşı ben. Diyor ki hanım arayıp bulamayınca ya diyor Kasım Ali Rıza amca diyor sen diyor evliliği mevliliği unut. Benim diyor bir yeğenim var o eşinden boşandı. Ama beraber yaşıyorlar boşanmalarına rağmen. Bunlar senin 2 tane de çocukları var. Bunlar senin evinde yaşasınlar. Sana yardımcı olsunlar. Sen evliliği unut. Bu insanlar çoluk çocuğuyla yani garibanlarda dışarıda perişan olmasınlar. Sen bunlara destek ol. Bunların da evi barkı olsun. Sana da baksınlar. Gül gibi yaşayıp gidin diyor. Evet bunlar 4 kişilerdi. Kim 4 kişi? Zeynep. Zeynep 2 de kızı var. Evet. Bir de eski kocası var. Zeynep eski kocası ve 2 çocuğuyla beraber senin evine geldi. Beraber. Ben de kökünün hatırası için, aslının için kabul ettim. Hatta bir pürüz oldu. Kendi de dedi ki Zeynep sen de kabul ettin dedi. Ben de adınız için kabul ettim. Anladın mı? 7 ay pürüz vermeden beraber çiçek kimi yaşadık. Yani Zeynep... beraber yaşadığı eski kocası, 2 çocuğuyla beraber. Senin neyini yapıyorlar, ne yapıyorlardı evin içerisinde bunlar? Ne yapacaklar işte? Zeynep eve hizmet ediydi, yemek yapıyordu. Benim zaten bir şeye ihtiyacım yoktur. Anladın mı? Yemeğimle bir çayım, bir temizliğimdi. Onu yaptı. Hasan ne yapıyordu kocası? Kocası Hasan ne yapıyordu? Onlar aşağıda yatırlardı. Çocuklar yanımda yattılar. Bir kış... O 2 kız yanımda yattılar. Soğuktu. Anladın mı? Bunlar Ocak ayında kaldırdı, ya kaldılar. Kocası da aşağıda yatıyordu. Kendi de ben dedemi yalnız bırakmam olur ki rahatsız olur. Ben inkar etmeyek şimdi.
Çok Zeynep iyi. Size nasıl kendi hitap ediyordu? Ha? Zeynep size ne diyordu? Ali Rıza amca mı diyordu? Ali Rıza bey mi diyordu? Ali Rıza dede mi diyordu? Ben bu odada kalıyordum. Hı. Zeynep de çocuklarla bu yan taraf odada yatıyordu. Hı. Dedem rahatsız olur, çağırır duymazlık niyetiyle. Hı. Orada yattı şimdi, inkar etmeyek. Sevdin sen bu Zeynep'i, Hasan'ı, çocuklarını sevdin mi ilk başlarda? Sevmez olur muyum? Ben çocukların başını sıkayıp bime oturduydum. Şimdi hı, yalan söylemeyek. Anladın mı? Sonra ne oldu Ali Rıza amca? Gender de şimdi torunumdan da ben Gender'e de eyle söylemiştim ben. Benim torunum da sizsiniz, kızım da sizsiniz, oğlum da sizsiniz. Ben söylemişim bunu. Hı hı. Anladın mı? Sonra sen bunları onlar sevince da ne yaptın? Ha? Çok sevdin ya, inandın bunlara. Sana bakıyorlar, evin içerisinde neşe var, çok, mutluluk var. Çok iyi, beni çok inandırdılar. Ben bütün her şeyimi vermek istedim Gender'e daha. Hı hı. Ta ki 20 Mayıs'a kadar, 20 bayram gününe kadar. Amca. Ha. Şimdi Zeynep burada, canlı yayında olacak. Ha. Tamam mı? Bir Antep'e gidelim, Özkan karşımızda. Ben bir de şu iki numaralı kameraya geçersem benim için çok daha iyi olacak. Hem yayını takip edebilmem, Zeynep'i de görmem için. Hemen Antep'e gidelim, bağlantımız hazırsa. Ali Rıza Bey, Ocak ayında bakıma muhtaç olduğum için bir tanıdığımın, Kasım'ın aracılığıyla benim evime Zeynep'i, eski eşini ve çocuklarını getirdi. Onlar bana bakacaktı. O kadar iyi baktılar ki bir ev verdim. Bir protokol imzalamışlar. Ölünceye kadar siz bana bakın, ben öldükten sonra bu ev sizin olsun diye. Sonra Haziran ayında birden nikah kıyılıyor. Bu arada altınlar, terzi dükkanları falan açılıyor. Temmuz ayında da boşandığı eşi sen benim yuvamı yıktın diyerek kavga çıkartıyor. Ondan sonra Zeynep ve Hasan kayboluyor demişti. Şimdi Özkan Antep'te karşımızda. Özkan sendeyiz. Evet, gerçi ben toparlayacaktım ama siz yine bir özet yaptınız ama şunu söylemek istiyorum. Şöyle ki, evet, Zeynep Hanım ve Hasan Bey'in yaşamış oldukları evdeyiz, bir oda bir yerdeyiz şu anda. Ama Zeynep Hanım tabii bu olayın detaylarını ve Hasan Bey de bize verecekler. Lakin şunu söylemekte fayda var. Zeynep Hanım der ki ben Ali Rıza amca hiç tanımazdım. Dayımın vesilesiyle gittik ve biz dede torun ilişkisi içerisinde kendisinin yapmış olduğu baskıyla bu nikahı yaptık ve bu nikahta sadece maaşı bizim üzerimizde kalsın. İyi niyet bir nikahtı. Kimse bunu bilmeyecekti ama ne olduysa nikahtan sonra oldu. Çünkü nikahtan sonra bana torunum demeyi bıraktı. Tabiri caizse Antep bölgesinde avrat, yani eşe avrat diye hitap ediyor. Avradım diye konuşmaya başlayınca işler zaten bundan sonra koptu, bizi de bayram günü sokağa attı dedi. Şimdi detayları aslında kendisini alacağız. Evet. Bir gelelim. Şimdi biz Ocak'ta yerleştiniz. 3 ay boyunca her şey çok yolunda gitti. Evet. Herkes birbirine alışınca. Duyuyorum ben. Duyuyor musun? Ha, dinliyor. Ali Rıza amcaya bak, helal vallahi. Nisan ayında ben size bir hayır yapmak istiyorum dedi. Ve bir protokol karşılığında evet, ben öldükten sonra taşınmazımı işte Zeynep Bozyılan'a bırakıyorum diye bir protokol hazırlanmış. Evi sana bıraktı. Evet, evet. Evet, çünkü biz aile kalmıyorduk. Bu zamana kadar da hiç aile kalmadık. Dedeye bakacaktık, sonra o kerpiç olan ev bize kalacaktı. Yani kesinlikle aylık falan almadık dededen. Hı hı. Sonraki süreçte neler sonra oldu? Sonra ablacığım bu... Sonra biz oturduk, dede dedim hani böyle bir fikir ama ben bilemem yani, aklım ermez yani, bilmiyorum nasıl olur, mantıklı mı mantıksız mı? Şimdi Ali Rıza Bey size, ya Ali Rıza sonra... dede, bir dakika Zeynep, Ali Rıza dede ya kızım maaşım sana kalsın, biz seninle evlenelim diye bir teklifte bulundu mu, nikah yapalım dedi mi? Evet, evet tabii ki. Bu o teklif kimden zaten geldi kesinlikle Zeynep? Ben sunmadım. Kimden geldi bu teklif? Dedemden geldi. Dedenden geldi. Ali Rıza dedemden geldi. Peki. Ben dedi çok düşündüm. Kaç gündür düşünüyorum. Sana bunu bir hayır amaçlı bırakmak istiyorum dedi. Peki sana söylenen bu teklifi sen ben kimle dedi, değerlendirdin? Sen dedim. Dur. Hı? Sen bu teklifi kimle değerlendiriyorsun? 88 yaşındaki bir adam maaşını veriyor. Yanında kim var? Kocan, yani boşandığın kocan Hasan. Ben Met.
Onun evet, bir de Metin Bey var Mızrak köyümüzde. Evet, o üçümüz hani oturduk. Dedi abicim bak, ben kesinlikle hani dedenin art niyet olduğunu düşünmüyorum. Hani ben size gerçekten, sana da samimiyetine inanıyorum. Sen köyümüzün kızısın, yani gelip bizi dolandıracak değilsin. Kesinlikle de öyle bir şey yok. Çünkü ben oranın çocuğuyum. Yani kendi köyümü dolandıracak kadar daha aşağılık olmadım. Peki Hasan, ben ondan sonra sen bu teklifi Metin duyunca böyle... Hasan, sen bu teklifi duyunca, şimdi siz boşanmış bir karı koca olmanıza rağmen aynı evet. evde yaşayıp evlilik birliğini aslında devam ettiriyorsunuz. Nikahsız yaşıyorsunuz ve çocuklarınız var. Sen bu evet. teklife nasıl baktın? Ben önce güzel bakmadım Esra Hanım. Daha sonra eşimle oturdum, konuştum. Eşimle bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu bize evi bakma karşılığında protokol yapmıştı. Daha hayır, sonra bu mevzu çıkınca Hasan, ben dedim ki canım, şimdi amca diyor yaşadın. Ki sana evinde, siz tamam, bu adamın evinde bizim, yaşıyorsunuz. Evet. Evin geçimini, her şeyini bu sağlıyor. Siz ona bakmakla yükümlüsünüz. Diyor ki gel kızım nikah hayır, kıyalım. Hayır, sen Esra koca Hanım. Olarak bunu duyunca ne hissettin? Ben tepki verdim Esra Hanım. Önce hayır dedim. Sonra eşimle konuştuk. Yani bizim ben eşimden Esra Hanım. Eşinden benim bir şüphem yoktur kesinlikle. Peki şu an bakıyor musun Zeynep? Ben zaten bakmıyorum yani. Neden bakmıyorum? Bizi kapıya koydu diyorum. Dünden beri de kendimi yırtıyorum. Bizi kapıya koydu. Peki nasıl ne zaman bakabilirim? Sizi kapıya koydu bayramın, Zeynep? Bayram sabahı diyorum. Niye kovdu sizi bayram evden? Bayram sabahı diyorum. Bu niye kovdu? Niçin? İşte diyorum ki. Beni istemediği Hasan için. Hasan bu evden gidecek. Ben duyar mı? Yalan söyleyeceğim. İsterse çocuklar da gidecek. Yalan mı söylüyoruz? Biz, şu anda anlaşma protokolün yok. Sen bu adama ölene kadar bakmayacaksın. Evi geri verecek misiniz? Hani lanet olsun sana da, senin evine de, senden gelecek olan hayıra da. Evini de vereceğim. Aynen. Ya zaten o hayır peşinde değilmiş ki Esra Hanım. Size dünden beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır peşinde olan bir insan... imzayı attırdıktan sonra neden çocuklar... Siz ne peşindesiniz? Ne peşindesiniz yani? Siz? Evi geri veriyor musunuz? Şunu bir net duyayım da. Yani hemen bu işlemleri yapalım. Bu adamın ben, niyeti hayır değilse hemen evini alsın geri. Çekişmeyle devam edin. Evet. Biz ben, mahkemeyi bekliyoruz Esra Hanım. Biz mahkememi bekliyorum. Çekişmeli olarak kendisine gereken her şeyi vereceğim. Çekişme ben kesinlikle kendisinin hiçbir şeyine gözüm yok. Peki, hani demiş Zeynep, ya. Zeynepciğim niye çekişme? Bir dakika ya. Bir dakika. Neyi, boşanmada çekişmeli mi boşanacaksınız? Evet. Evet. Niye çekişmeli boşanıyorsun? Hani diyor ya eşya. Hani diyor ya eşyalarımı götürdü. Şu peki maddi manevi tazminat talebin var mı amcadan? Yok. Tabii ki var Esra. Ben 10 gün boyunca sokaklarda kaldık. Bizi bayram sabahı attı. Siz şu anda, Hasan Bey ile birlikte medeni kanuna göre zina suçunu işliyorsunuz. Peki çok da güzel. Diyor ki koca, aslında Zeynep şunu söylüyor. Koca olarak diyor, yükümlülüklerini yerine getirmedi. Ben karısıyım, beni sokağa attı diyor. Tamam mı? Yok bitmedi. Ya bazen buradan büyükleri olan çocuklara da sesleniyorum. Eğer annelerinizin sorumluluğunu almıyorsanız onları gerçekten bir huzur evlerine yerleştirin. Yaşıtlarıyla vakit geçirsinler. Bu tarzdaki insanlara da mecbur kalmasınlar. Kalacaksa da bir ev en azından o huzur evine kalsın. Onun bedeli karşılığında. Yoksa böyle perişan oluyorlar. Etrafında birileri beliriyor. Sonra her şey ortadan yok oluyor.